40 yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşımızın hayatına kast eden Güneydoğu Anadolu bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen, bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanlarımızı katleden PKK terör örgütü yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir. Devletimiz güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele vermektedir. Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir. Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da Barış Pınarı Harekatı oluşturmaktadır. DAEŞ, PKK, PYD, YPG aynıdır. Suriye'de 8 yıldır sürmekte olan iç savaşta tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlarından biri yaşanmaktadır. Bu savaşta milyonlarca insan yurtlarından olmuştur. Binlerce insan barbarca katledilmiştir. İç savaşla birlikte doğan otorite boşluğunda terör örgütleri geniş bir alan bulmuştur. Suriye topraklarının önemli bir bölümü DAEŞ, PYD, YPG gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir. PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD, YPG, Kuzey Suriye'de geniş bir alanı kontrol etme imkanı bulmuştur. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir. Terör örgütüne sağlanan binlerce tır silah ve yoğun dış destekle bir terör koridoru yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu terör örgütleri Suriye'de yaşanan iç savaşla birlikte ortaya çıkan istikrarsızlıktan faydalanarak kontrol ve otorite imkanı bulmuşlardır. Otoritelerini yüz binlerce insanı öldürerek ve milyonlarca insanı yerlerinden ederek sağlayan, en uzun kara sınırımızı sürekli olarak tehdit eden terör örgütleri isimlendirme, görünüş ve üniformaları açılarından farklılaşsalar da özlerinde aynıdır. Birbirinin ikiz kardeşleridirler. Etnik temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu zalim örgütlere karşı milli güvenliğimizi sağlamak için uluslararası antlaşmalardan aldığımız yetkiyle Suriye Milli Ordusu ile birlikte Barış Pınarı Harekatı düzenlenmiştir. Bu operasyonun amacı bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir. Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ, PKK, YPG ve PYD terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı operasyonunu belediye meclisleri olarak destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Belediye meclislerimiz kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır. Yaşar Çakmak, Güler Şahin Gencay, Sertan Tuncel, Ayhan Yılmaz, Şenay Önder, Harun Pembegüllü, Selamet Güner, Vahip Angur. Kardeşim, kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar, gündemin birinci maddesine geçmeden önce ben bu kısa süre içerisinde özverili bir şekilde çalışarak stratejik plan, bütçe ve diğer konularla alakalı özveriyle çalışarak yetiştiren bütün komisyon üyelerimize ben canı gönülden teşekkür ediyorum. Gerçekten bu kısa süre içerisinde defalarca toplantılar, saatlerce toplantılar ve üzerinde fikir birliği sağlayarak sonuca vardılar. Bu komisyon çalışmalarında özveriyi karşılıklı Gebze'ye hizmet anlamındaki birlikteliği de esirgemedikleri için muhalefet partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi grubuna da ben buradan sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Onlar da Gebze ile alakalı ortak kararlar üretme konusunda çaba gösterdiler. Daha önceki mecliste de sunmuş oldukları orta önerge şeyini eki olarak stratejik plan çerçevesini bizim grupta ortaklaştırarak tek dil haline dönüştürüldü, tek hedef halinde birleştirildi. Dolayısıyla
bir oy birliği haline dönüşen bir çalışma ürünü ortaya çıkmış oldu. Kalemlerini oylarınızı arz ediyorum. 1'den 9'a kadar olan 1, 3, 4, 5, 6 gelir kalemleri 1, 3, 4, 5, 6 ve 9. Sütun olarak işlem gören maddeleri oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 2020 yılı mali bütçesi Gebze'mize hayırlı olsun. Tabii biz 370'e düşürürken gerçekleştirme oranını eğer 2018'i baz alırsak işte %48 yerine %60 küsürlere çıkarmış oluyoruz. Eğer aynı gerçekleştirme oranını yakalamamız halinde. Ama biz onun üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Dediğim gibi ilave gelir kaynakları ve şu anda başladığımız bazı tahsilata dönük adımlar nedeniyle de bunu gerçekleştirmiş olacağız diye ümit ediyoruz. Benim nacizane hedefim asgari %70'in üzerine çıkmak. Tabii ki şayet olağanüstü bir yani 115 civarında ruhsat düzenleyen bir belediye iken 15-16'lara düşen bir belediye durumuna gelmenin getirdiği bütçe daralması eğer bir sektördeki açılma olursa da bu defa bu tahsilat oranları kendiliğinden yukarı çıkacağından biz o zaman da belki %85-90'lara çıkmış oluruz. O da iyi bir oran olarak karşımıza çıkar. Biraz önce Said Hanım'ın ifade ettiği evet stratejik planla bütçe anlayışındaki farklılıkları ben kendilerine de komisyonda da ifade ettim. Yani açık yüreklilik mi bozacak değilim. Burada biz şu andaki bu bütçe yaklaşımı bütün ihtimalleri göz önüne alarak en iyimser sonuçları elde etmemiz halinde kendi içindeki gerektiği zaman bütçe transferleriyle faaliyetleri icra etmek. Yani bizim temel bakış